Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir korku oyununa da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte State of Play etkinliğinde duyurulan ve PlayStation 5 platformunda piyasaya sürülen Silent Hill The Short Message adlı korku oyunu birlikte oynuyor olacağız. Silent Hill 2 remake çıkmadan Silent Hill dünyasını şöyle bir hatırlamak adına bizim için oldukça ilgi çekecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Şimdiden uyarayım, oyunda rahatsız edici öğeler olabilir. Bunun bir oyun olduğunu ve özellikle psikolojik bir korku oyunu olduğunu unutmayalım hep beraber. Silent Hill The Short Message'a hepiniz hoş geldiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Bakalım, yepyeni bir Silent Hill oyunu. Yıllar sonra Silent Hill 2 remake çıkmadan yeni bir Silent Hill oyunu oynama şansına sahip oluyoruz. Ve psikolojik bir korku oyunu, en sevdiğimiz korku oyunlarından bir tanesi bildiğiniz gibi. Bir apartman dairesinde uyandık. Yanımızda sadece cep telefonumuz. Ama ben az önce dedi. Evet, Maya'dan bir mesaj var. Sana bir şey göstermek istiyorum. Villaya gelebilir misin? Şimdi hatırladım. Buraya gelmemi bana Maya söylemişti. Böyle bir etrafa bakalım. Grafikler tabii ki mükemmel gözüküyor. Yeni nesil. Sağ olsun Konami. Bayağı güzel grafiklerle donatmış oyunu. Of, çok güzel. Ne diyor? Umut yok. Bu neymiş? Bu minyatür, bu binanın bir minyatürüymüş. İçinde bulunduğumuz binanın yani. Villa burasıymış zaten. Tamam. Bizi buraya Maya çağırmış. Herhalde onu bulacağız şimdi. Onunla buluşacağız daha doğrusu. Ne diyor? Binanın yapımına ait bir tarihçesini anlatıyor burada. Wow. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this. Buraya bakalım. Kettenstadt'ın yeniden yapılmasına yönelik planlarmış. Ama Covid-19 pandemisi sebebiyle bu binaya olan yatırımlar azalmış. Bir detay var mı? Daha sonra finansal kriz çıkmış. Everyone's losing their futures. That's all adults are. A slave to the system. Where are you, Maya? Neredesin, Maya? Oh, great. It's locked. Burası kapalı. Herhalde bu bina yapılmış bir şekilde ama renovasyonu Covid-19 sebebiyle yeterli finansman sağlanamadığından tamamlanamamış. Daha doğrusu başlanamamış yani. Çıkış yok diyor. Kafana kısıldım. Ben her zaman kafana kısılıyorum zaten. Bu da ne diyor? 28 Eylül 2021. Evet, burada da bir toplantı yapılmış. Bütün
Bu villada kalanlara yönelik bir mesaj yayınlanmış. Ne diyor? Binanın son durum hakkında bir toplantıya katılım talebiyle bütün bu binada kalanlara bir yazı yazılmış. Maya? Oo, ciddi güzel resim. Burada ne var? Bir şey, ha, bir jeneratör var. Boyalar, spreyler. Bir grafiti sanatçısı için rey boya ve boş bir duvar yeterli şeylerdir. Bu binayı da birçok sanatçı, grafiti sanatçısı süslemeye çalışmış. Sosyal medya yıldızı CB deniyor. Kim o? Cherry Blossom galiba. Daha çok tutkusunu çiçeklere vermiş. Ve de ismini CB olarak yaptığı bu resimlere eklemiş. Everyone can see how talented she is. I couldn't be Onun ne more kadar different. yetenekli olduğunu herkes biliyor. Of, çok güzel ama ya. Did Maya do this? Bunu Maya mı CB? yaptı? Cherry Blossom. Hmm. That's Maya's signature. She's Maya bu amazing. Cherry Blossom adlı kısaltmayı kullanıyormuş ama bizim arkadaşımız This Maya city yapmış is a bunu. blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. Maya bu mu acaba? I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. What are you hiding inside? Sen içinde ne saklıyorsun? Don't worry about what people think. İnsanların ne düşündüğünü boş ver. Be proud. Gururlu ol. Kendinle gurur duy. How could I ever be Ben proud of kendimle myself? nasıl gurur duyabilirim ki? Oynadığımız karakter kendine güveni az. İlk izlenimim yani o şekilde. Kendine güveni az ve toplum tarafından dışlandığını biraz hissediyor. Kendini de değerli görmüyor diyebilirim şu ana kadar. Maya da tam tersi bir karakter galiba. Bir bebek ağlama sesi geliyor. Aa, bebeğin kafası düştü. Oba. Bu apartmanda bizi neler bekliyor acaba? Buradaki grafitiler biraz ürkütücü olmuş. Orada kim var? Bir mesaj geldi. Emily. Geç cevap verdiğim için kusura bakma, uyuyakalmışım. Önemli değil. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Biraz da dinlendim. Seni korkutmak istememiştim bu arada. Hiç önemli değil. Her şey şu an yolunda. Hala biraz yorgunum ama yakında kalkarım. That's a relief. Bu iyi oldu diyor. Oo, burada ne var? Duvarlara kağıtlar yapıştırılmış, notlar. Ne? Loser, creeps, aptal, deli, bebek, yalancı. Bu yerde ne böyle?
Neden her yerde notlar var? Aptal, yalancı, deli, ağla bebeğim, çirkin şey. Senden nefret ediyorum. Şapşal, defol git. Bunları bize mi söylemişler? Ha, hiç iyi bir şey söylemedi diyor ama kim acaba söylemedi hiç iyi bir şey? Annem beni çok severdi. Allah Allah. Annemiz mi acaba bize söylemiş bunları? Devam edelim. Burada ayrı bir oda var. Antidepressants. I've taken enough medication. Antidepresan ilaçlar var burada. Ama yeteri kadar aldım zaten diyor. Karakterimiz sorunlu. Yani herhalde bazı böyle yani böyle laflar edilmiş kendisine, biraz abuse'larlar. İstismara maruz kalmış gibi geldi bana. Zaten bu Silent Hill oyunlarında hatırlıyor musunuz? Canavara dönüşen karakterler esasında hep insanların yaşadığı olaylardan çıkarımlarla oluşan yaratıklardı. Esasında tüm Silent Hill oyunlarındaki o karakterlerin psikolojik bir bağlantısı vardı ana karakterlerle. Oyunda da bunlardan birini göreceğiz galiba diye düşünüyorum. Of. Hepsi senin suçun. Hep bu kötü şeyler senin yüzünden oldu. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Anne. Bunu yapan hala biz miyiz onu anlamadım. Şeyi açmadı çünkü. Kolunu sıyırmadı ama büyük ihtimalle biziz galiba. Onu öğreneceğiz. Burada kan havuzu olmuş. Emily'den bir mesaj geldi. Anita'dan ne haber? Nasıl? Önceki gün ona karşı çok sıcak değildin. Ben iyiyim. Beni merak etmene gerek yok. Ama seni merak edeceğim. İlaçlarımı alıyorum. İlaçların tamam da terapiler ne durumda? Dürüst olmak gerekirse onların herhangi bir yardımı olmuyor. Yetişkinlerle konuşmanın bir faydası yok bana göre. Bizim sınıftakilerden bazılarını hastaneye yatırdılar. Bunu kendi başına yapmana gerek yok. Biliyorum, bir şeye ihtiyacım olursa mutlaka haber vereceğim. Ama onlar bunu hak etmişti. Şu an onlar da kötü hissediyor. Biliyorsun hepsi. Allah Allah. Bakalım. Şu an tabii konuya biz böyle bir ortadan girdiğimiz için arkadaşların arasında olduğu konuşmalardan, diyaloglardan henüz bir şey anlamıyoruz. Orada doğru mu gidiyorum acaba? Aha. Aha geliyor. Vallahi buraya geliyor. Buraya geliyor. O yaratık buraya geliyor ve kapıyı açtı şu an. Abi geliyor. Oo, tüylerim diken diken oldu yani.
Hadi 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 hadi. Geliyor mu? Geliyor. Kapa kapıyı. Güvende miyim? Nereye gitti? O şey deneydi öyle. Yine mesaj. Ha, Maya'dan mesaj. Sana bir şey göstermek istiyorum. Eve gelim. Ha, onu okumuştuk. Gelebildin mi? Ben stüdyodayım. Maya? Burada canavarlar var. Sen iyi misin? Cevap yok. Evet. Genç insanların kendini öldürmesi devam ediyor. Kettenstadt'ta ki bu apartman kompleksinde genelde genç kızlar çatıdan kendilerini atarak intihar ediyorlar. Falan filan. Evet, bu binada genelde işte gençler, işsizler. Kendilerini öldürüyorlarmış. Grafiti sanatçıları da burada resimler yapıyorlarmış. Ama burada yaşayanların da, yani çevrede yaşayanların da bayağı bir endişesi varmış bu konuda. Çünkü çok fazla ölüm gerçekleşiyormuş. Lütfen Maya, sakın böyle bir şey olmasın diyor. O zamanlarda gerçekten garip davranıyordu. Aha, gene Maya'nın yaptığı bir resim. Bu çok güzel. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. Cherry Blossom nickname'ini seçmiş. Bu çiçek genelde çürür ve yok olurlar. Yeni hayatın getirdikleri budur diyor. Çok güzel olurlar ama çok da güzel ölürler. Ben de hayatımın böyle olmasını istiyorum. Allah Allah. Olay bizdeli Maya mı? Neden cevap vermiyor Maya? Hadi. Onu bulmak zorundayım. Bulalım da binada bir de yaratık var. Bir şey var mıydı bu odada? Evet. Tekrardan lobiye dönmek zorundayım. Ama bu tarafa gitmem, zaten kapı kapanmış. Yaratık gitti değil mi? Burası bildiğin çalışma odasına dönmüş. Bizim stüdyoyu bulmamız gerekiyor. Bir an önce Maya'yı da bulmamız gerekiyor ki yanlış bir şey yapmasın. Çoğu sanatçı yani gençlerle söyleşi yapılmış. Sosyal medyada beğeni alamadıklarından dolayı bunalıma giriyorlarmış. Ve kendilerine olan güvenleri azalıyormuş. İçlerinde büyüttükleri bu şüphe ve beğenilmemesi onlarda kötü etkide bulunuyormuş. Ve tatmin duygusunu da bu beğenileri alarak hissediyorlarmış. Çok kötü gerçekten. Bir aşağı bakalım da biz de sakata gitmeyelim buradan. Bir bakalım şuraya. İnsanların intihar edip düştükleri yer burasıymış. Bayağı da yüksek bina. Şöyle. Buradan devam edebiliyor muyuz yoksa? Koridordan düz de ilerleyebilirdik.
Yok tamam, buradan geçilmiyor zaten. Çöplerin atıldığı oda. Gerçekten her yerde grafiti boyaları falan var, spreyleri var. Creepy. Maya, umarım iyisindir. Tamam, Emily'den mesaj geldi. Bu arada kolej hakkında daha fazla düşündün mü? Bunu yapamam. Şu an için karar vermen gerekmez. Öyleyse. Sen kolejde olduğun zaman geri gelmeyecek misin? Hayır, tabii ki geleceğim ara ara. Eğer gelmezsem ailen buna çok kızar. Ama kolej hakkında herhangi bir düşüncen varsa söyle bana. Sana daha önce de söyledim. Ben gidemem. Benim için değil. Okumak benim için değil. Sana söyledim, sana yardım edebilirim. Emin ol, her şey yolunda ama ben bunu yapamam. Bu doğru değil. Kendine çok kötü davranıyorsun. Kim olduğunla ilgili kendinle gurur duyur. Hatta bekle, bana gösterdiğim bazı çizimlerim vardı. İstiyorsan bir sanat sınıfına da yazılabilirsin. Bu, hatta bunu ileride profesyonel bir işe de çevirebilirsin. Ben Maya değilim, tamam mı? Allah Allah. Anladım. Sen bu yeri hiç sevmiyorsun. Anladım. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. Bu kasabadaki insanlar bu grafiki şeylerini sanat olarak görmüyorlar. Ve sınıf arkadaşlarım benim hakkında konuşuyorlar. Kasabayı terk etmek iyi fikir olmayabilir. Grafiti ile güzel ilgili güzel olan şey de, ben seninle beraberken her yerde eğlenebilirim. Çıkış yok. Maya, are you here? Stüdyo burası mı acaba? Maya'nın izimleri bunlar. Bunlar henüz bitirilmemiş ama çok güzel gözüküyorlar. Mutlu da gözüküyorlar. Yeni hayat. Hayat dolu. Aha, Maya'dan mesaj. Geldin mi? Neredesin? Burası çok tehlikeli. Gitmemiz gerekiyor. Lütfen cevap ver Maya. Neden cevap vermiyor? Neredesin? Acaba deliriyor muyum?
Kapı açılmıyor. Bir şey mi atladık? Aha. O sketch'teki resimlerden biri değil mi? It's beautiful. Bu çok güzel. Maya'nın aklında ne vardı acaba? Kim vardı? Did you post this too? Bunu da yayınladı mı acaba? Even more followers. Kaç? 3400 takipçisi mi vardı? Anita. Benim takipçilerim azalmış diyor. Maya'nınki artmış. Some new followers here. Burada yeni takipçiler var. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Maya kadar beğeni alabilmem için biraz daha resim yüklemem gerekiyor. Sıkıcı resimleri geçsen diyorum artık. Eğer eksi resim yoksa takipçi de yok. Wow. Takipçilerinden nefret mi ediyorsun? Lütfen durun, durun. Lütfen. Emily arıyor. I'm sorry. Çok özür dilerim. You have your own situation to deal with. Kendi dertlerinle ilgileniyorsun. Ben de sınırımı aştım. I was thinking selfishly. Çok bencilce düşünüyordum. Çok özür dilerim. No, I shouldn't have gotten. Hayır, hayır. Sana bu kadar kızmamam gerekiyordu. Thanks, Anita. Teşekkür ederim Anita. Sanırım hala Maya'nın ölümünü kabul edemedim. Ne? Öldü mü Maya? Neden o apartmanın çatısından atladı ki? Neden ölmek zorundaydı? Maya öldü mü? Bekle, Maya gerçekten öldü mü? Nasıl yani? Ben böyle bir şeyi nasıl unutabilirim? Anita, iyi misin? Hello? Alo, alo. Hello? O zaman bu kim? Find it. Bul onu diyor. Who? Kim? Arkadaşlar mesela sağlıklı düşünürsek şu an Maya öldüyse bizim de psikolojik sorunlarımız varsa birisi Maya'nın telefonundan onun yerine mesaj atıyor diye düşünürüz değil mi? Yani bizim daha psikolojimizi bozup hani bullying yapmak için büyük ihtimalle bizimle birileri oynuyor diye düşünürdüm. Çünkü zaten problemlerimiz var yani, o bir gerçek. Şu an ilk aklıma gelen bu oldu. Bakalım ne çıkacak. O bir şey oluyor. Kağıtlar yerinden sökülüyor. Aynen, olması gereken bu zaten. Bir şey geliyor peşimden. Ben kaçıyorum da bir şey var mı peşimde bilmiyorum. Aa, bir şey var. Sanki var. Sanki var. Aa, var. Allah, geliyor. Neler oluyor? Aa, geliyor ya. Eyvah, çatıya çıktık. En olmamız gereken yerdeyiz şu an.
Maya öldü ama onun sanatı hala yaşıyor. But her art lives on. Even more followers. 37.474 kişi ve takipçisi sürekli artıyor. No one is ever going to notice me. Hiç kimse benim farkımda olmayacak. Abi böyle intiharlar yaşanıyorsa burayı niye kapatmamışlar? Maya'nın atladığı yer burası. Hepsi senin suçun. Kötü şeyler senin yüzünden başımıza geldi. Belki ben de onun gibi olabilirim. Hayır sakın. Anita hayır. 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 Nasıl yani? Emily mesaj attı. Abi bir şey söyleyeceğim. Takipçi için falan mı? Yani ilgi göremediği için mi? Atladı ya gerçekten. Evet, burada da oyun bir uyarı yapmış. Eğer siz de böyle psikolojik sorunlar istediyorsanız, düşünüyorsanız mutlaka bir profesyonel destek alın. İlginç oldu. Bir dakika, yine uyandık. Am I back at the villa? Binaya geri mi döndün? Ama neden ölmedim? Demek ki ilk odada uyandığımızda da esasında aynı aksiyonu yapmışız. Maya mesaj attı. Buldun mu? Neyi buldun mu? Sen bulana kadar buradan ayrılamayacağım. Bu gerçekten sen misin Maya? Sen bulana kadar buradan ayrılamıyorum. Maya öldü. Sen o değilsin. Ben bulana kadar buradan ayrılamam. Kim bu? Ben bulana kadar buradan ayrılamam. Cevap ver. Artık cevap vermiyor, aynı şeyi yazıyor. Aa, gene hakikaten aynı yerdeyiz bu arada. Oo. Telefonun şarjı bitti. Daha karanlık bir ortamda oynayacağız şimdi. Görüntü nasıl arkadaşlar, çok iyi değil mi? Of çok güzelmiş, şu bebeğe bir bakayım da. Evet, kötü kızlar boş tabak alır. Hani yemek verilmez gibi, kötü kızlara yemek verilmez. Bir şekilde aç bırakılır anlamına geliyor. Burası tam editlik bir yer olmuş ya. Çok güzel. Şöyle. Hepsi senin suçun. Hepsi senin suçun. Hepsi senin suçun. Başımıza kötü şeyler hep senin yüzünden geldi. Buraya girmiştik. Bakalım bebeğim kafası kopmuş mu? Hayır. Burada. Az önce şu odaya girdikten sonra bir şeyler değişiyordu. Sonra bebeğin kafası düşüyordu. Bu ne? Resmin üstünü çizmişler.
Nasıl yani? Who would do this? Bunu kim yapar? Bu bizim için normal bir şey yani. Gittin hemen. İsimler yazılır, kalpler kazanır. Bizim için normal değil mi arkadaşlar? Binaya giren herhangi biri yapmış olabilir. Bu sefer bebeğin kafası düşmedi. Arkamızdan kapı kapandı. Wait, it's back on. Telefon tekrardan açıldı. How could somebody do this? Birisi bunu nasıl yapabilir? Some people really have nothing better to do. Wait. Maya'nın resmine birisi kötü bir yorum yapmış. Aha. Bunlar kim? Herhalde kızla uğraşan tipler. Bayağı ürkütücü olmuş. Üstlerine de dart atmışlar. Ne güzel. Bu ne yapıyor burada? Neye bakıyor? Buradan diğer tarafa geçelim. What's this? Ne böyle? Ne olmuş? Aşağı göremiyorum ama bina sanki çürüyor. Binanın altı çürümeye başlamış gibi. Evet. Kitap duruyor. Sosyal medyanın psikolojik etkileri diye. Bak önceki mesajlar gitmiş. Aynen önceki olduğu gibi. Üzgünüm, uyuyakalmışım. İyi, kendini iyi hissediyor musun? Yataktan çıkabilecek kadar iyi hissediyorum. Kötü bir arkadaş olduğum için özür dilerim. Maya gerçekten öldü mü? Neden bunu soruyorsun? Lütfen bana cevap ver. Onun öldüğüne ben de inanamıyorum. Keşke bir yalan olsa. Ve bu olay olduğunda oldukça iyi gözüküyordu. Ve Maya gerçekten öldü değil mi? Anita, iyi misin? İyi uyudun mu? İyi sayılırım. Ama gerçekten sağlam ilaçlar alıyorum. İlaçlar iyi ama terapi ne durumda? Onunla da iyi gitmiyor. Bana çok iyisin. Ama beni arkanda bıraktın. Maya sana herhangi bir şey söylemedi mi? Hayır, ama sadece okuduğu bir kitap hakkında konuştu. Ben bir şekilde kendimi suçlu hissediyorum. Bana anlatmasa da hiçbir şey, böyle bir şey yapılacağını tahmin etmeliydim. Maya gerçekten hiçbir şey söylemedi mi? Hiçbir şey mi? Kitap hakkında ne düşünüyorsun? Kitabın yazarı gençken kendini öldürmüş. Hem trajik hem de çok güzel bir olay. İlgi çekiyor değil mi?
they were thinking right before they died. Ölmeden önce acaba ne düşünüyorlardı? Merak ediyorum. I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? Çok utangaçsın değil mi? Mektubun içinde yazdıklarıma cevap vermedin diyor. Aslında ben bu yönünü çok seviyorum. Çok istekli ve tutkulu bir şekilde yazıyorsun yazdığın zaman. Daha fazla okumak istiyorum. Evet, mektuplar. Letters. Az önce kapalıydı. Çöp odası. Hepsi senin suçun, hepsi. Sen kalpsiz bir fahişesin. Benim arkadaşlarımı çaldın. Benim bütün dünyamı çaldın, hepsini yok ettin. Ve hiç umurunda değil. Senin için ben bir hayaletim. Benden nefret ediyorum. Senin hiçbir özelliğin yok. Hiç özel bir insan da değilsin. Hiçbir yeteneğin de yok. Bu yaptıklarını sanat mı sanıyorsun? Bir anda çıka geldin hayatıma ve her şeyi mahvettin. Küfür küfür küfür. Hayatımdan çık git. Senden nefret ediyorum. Bunu Maya'ya mı yazmışlar? Herhalde Maya'ya yazmışlar. Emily'nin gitmek istediği okulun broşürü. Anita, bir dakikan var mı, konuşalım? Tabii ki, ne oldu? Seni son gördüğümde biraz sıkkın gözüküyordun. Eğer seni rahatsız eden bir şey varsa bana söyleyebilirsin. Teşekkür ederim ama iyiyim. Tekrardan gündem ettiğim için özür dilerim. Hayır, hiç önemli değil. Birlikte bir ara alışverişe gidelim. Ayrıca evden hiç çıkamadım. Erkek kardeşim de buraya geliyor. Peki sen iyi misin? Evet, ben de iyiyim ve ondan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. O zaman alışveriş konusu okey değil mi? Belki güzel bir şeyler buluruz. Vallahi ben çok iyiyim şu an. Kalabalıklardan nefret ediyorum. Çok sevmiyorum biliyorsun. Ve üstelik hiçbir şey bana yakışmıyor. Böyle konuşmayı lütfen artık kes. Kendine çok kötü davranıyorsun. Çok güzel bir kızsın. Ve sana uygun bir elbise bulacağız. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Allah Allah, bak o kese kağıdı. Aynaların buradaki resimde de var. Neymiş? 23 Aralık 2020. Kardeşim, erkek kardeşim geldiğinden beri bir türlü çalışamıyorum. O iyi biri. Ben çalışırken beni rahatsız etmiyor. Ama onun bana bakmasından çok rahatsız oluyorum. Büyük ihtimalle benimle daha önceden böyle hep tartışıyordu, bana bulaşıyordu. Ve ondan, o zamandan beri korkuyorum. Diye bakalım.
21 Şubat'ta da şey yazmış. Derslerim iyi gidiyor. Notlarım da güzel. Fakat ailem son zamanlarda çok kavga ediyor. Birbirlerine bağırıyorlar. Anneme bunun sebebini sordum ama bana bir türlü söylemiyor. Mayıs 11, 2021. İşte bu. Gerçek sınav yarın. Annem bana diyor ki kendimle gurur duymalıymışım. Çok çalıştım ve gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. O benim gerçek annem değil ama beni sevdiğini biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Anne, yarınki sınavı mutlaka geçeceğim ve bu benim ve babam için olacak. Kim yazıyor bunu ya? Anita mı yazıyor? Biz mi yazıyoruz? Maya mı yazıyor? Hala çözemedim. Ama erkek kardeşim gelecek dediğine göre Emily yazıyor gibi değil mi? Nerede karıştı? Element tablosu. Bu dedi. Sonunda çalışmalarıma odaklanabildim. Bakıyorum. Annem ve babam bana çok inanıyorlar. Benimle gurur duyuyorlar. Artık yarın kitaplara dalma vakti geldi. Babam dedi ki buranın tekrardan yani yapılma binanın tekrardan yapılma durumu varmış. Ama Covid sebebiyle her şey iptal olmuş. Benim geleceğim burada değil, bu şehirde değil. Her şey önümüzdeki seneki sınava bakıyor. Erkek kardeşim gelmeden buradan gitmem lazım. Ağustos 2021. Seçimlerimle ilgili bugün bana bir posta geldi. Sonunda artık koleje gidebileceğim. Çok mutluyum. Hala inanamıyorum. Anne baba, öyle bir çalışacağım ki göreceksiniz. Her şey için çok teşekkür ederim. Eylül 22, 2021. Annem ve babam yine birbirlerine bağırıyorlar. Battıklarına dair, iflas ettiklerine dair konuşmalar yapıyorlar. Acaba bunun gerçekten bu tekrardan yapılması planlanan çalışmayla bir alakası var mı? Hani o Covid-19 sebebiyle iptal olan. Bunun anlamı sanırım paraları bitti. Acaba ben koleje gidemeyecek miyim? Bu kadar çalışmam boşuna mıydı? Hayır. Anne lütfen beni terk etme. Burada duramam. Erkek kardeşimle birlikte burada kalamam. Eylül 23, 2021. Annem gitti. Ve bana da gitmemi söyledi. Benim de buradan gitmem gerekiyor. Yok olmam gerekiyor. Ama nereye gideceğim? Bu gerçekten kötü bir rüya olmalı. Gerçekten kötü bir rüya. Gerçekten kötü bir rüya. Emily. Evet, Emily yazıyormuş bunları arkadaşlar. Şu an Emily'nin hayatından kesitler görüyoruz. Hayır. Nasıl yani? Genç öğrenci ölü bulundu. Büyük şüphede intihar etmesi. Saat 10 sıralarında 18 yaşındaki genç bir kızın bu Kettenstadt binasından atladığına dair söylentiler geldi. Kız hemen hastaneye yetiştirildi ama 2 saat sonra öldüğü ilan edildi. Okul yönetimine göre kız koleje gidememesinden ötürü bunalıma giriyor.
Herhangi bir not veyahut da günlük de bırakmamış ve polis ölümünün bir intihar olduğundan şüpheleniyormuş. Emily's not like this though. Right? Emily'nin böyle bir durumu olamaz değil mi? Ne diyor? Stay home alone. Evde tek başına kal. Evde tek başına kal. İlginç. Aha. Maya'nın imzası açılmıyor diyor. Burada bir not var. Sakın girmeyin. Grafiti çok kötü bir meslek. Eğer yapanların grafiti yapanları da şikayet edilecektir bina yönetimi. Buraya mı gireceğiz abi? Orada bir ışık var. Büyük düşün. Buraya bir gidelim ya. Sanki okul gibi değil mi orası? Evet, okul. Wow. Evet, okul. Okuldaki ipler herhalde. Aptal. Ayakkabı fırlattılar. Go away. Abi bizde bildiğin bullying yapıyorlarmış ya. Cadı demişler. Bize mi acaba bu? Dur bakalım. Geçemedim buradan. Buradan da geçemedim. Dolabım bu muymuş acaba? Oo. Dolabımı dağıtmışlar, boyamışlar mı? Git buradan şapşal. Beni gidi yaratık. Pislik falan. Amerika'da çok var arkadaşlar ya. Ya koruyan falan da olmuyor çok fazla. Defol buradan. Oo, ne oluyoruz?
Maya freak değildi. O benim arkadaşımdı. Ama Maya'nın ne şey var, kız resim çiziyor, grafiti sanatçısı, o kadar başarılı, güzel falan. Takipçisi var, o niye kendini öldürmüş onu anlamadım. Peşimizde gene büyük ihtimalle yaratık var. Onlar ne ya, gözler? Aa, geliyor bu. Geliyor. Geliyor. O çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Neden beni takip ediyorsun? Ben gidiyorum yine. Ben arkaya bakmayacağım. Duvardakiler ne bu arada arkadaşlar? Değil. Hadi. Hadi. Hayır. Arayı açtım biraz. Biraz arayı açtım. Hayır. Hayır. Aa, çok fena geliyor bu ya. Burası gerçekten ürkütücü olmuş. Hadi artık. Beni neden takip ediyorsun? Tekrar değil, tekrar değil lütfen. Bunu hak edecek ne yaptım? O anda da mesaj geldi. Buldun mu? Neyi buldun mu? Bul artık. Lütfen bana neyi bulmam gerektiğini söyle. Bul artık. Neyi bulmam gerekiyor? Bu yaratık sahnesi güzeldi ha. Bayağı iyiydi. 31 Ocak. Sabahtan beri modum hiç iyi değil. Kendimi bir türlü grafitiye veremiyorum. Çünkü iyi hissetmiyorum. Büyük ihtimalle annemle kavga ettiğim içindir. Belki de değildir. Daha önce de kavga etmiştik. Onunla farklı şeylere değer verdiğimizi biliyorum. Acaba benim okul arkadaşlarım benimle dalga geçtiği için mi? Şüpheliyim. Beni bilmiyorlar ki, tanımıyorlar ki. Kendi hırslarını başkalarından çıkarmaya çalışıyorlar. Neden böyle hissediyorum? Daha önce böyle hissetmemiştim falan filan. Maya kendi yapılanlara bir türlü anlam veremiyor. Ya, bu Emily'miş Maya'nın çizdiği. Daha önceden Emily miydi? Dikkat etmedim ama. Bunlara bakmıştık. Sketchler.
looks familiar. Bu çocuk çok tanıdık geliyor. Acaba Emily'nin erkek kardeşi mi? They're hurt. Yaralanmışlar. Where are you going? Nereye gidiyorsun? Yeah, that's meleklerin right. Yanına. Emily. Emily. What's that? O da ne öyle? Oh, you like what you see? Gördüğünü beğendin mi? Come closer then. Yakına gel lütfen. Wait a sec. Lütfen bekle. İkiniz aynı sınıftayız değil mi hepimiz? Those glasses look good on you. Bu gözlükler sana çok yakışmış. Sorry, she's so cute. Özür dilerim. O çok şirin. I couldn't help myself. Kendime bir türlü engel olamıyorum diyor. Emily mi? Vay. Emily değil mi? Yok. Hani, tamam. İstediğin zaman you're buraya gelebilirsin. Welcome. Her zaman gelebilirsin. Biz miydik o ya? Maya only ever cared about Emily. Ha, Emily'ymiş. İkimiz gittik herhalde. Emily ile beraber. Emily'nin yanına gitmiş. O beni hiç görmedi. Onun için her zaman görünmez biriydim. Ha, sınıf arkadaşı olarak Emily ile biz, Anita görmeye gitmişiz. Ama bizi umursamamış. Ya da biz öyle sanıyoruz. Bakalım. Bul dedi, acaba bizim ona, onun bize verdiği önem mi? Bunu bir merak ettim. Aa, kütüphane. Okula geri döndük. Bunların hiçbirinde bir güzellik yok. Ağla bebeğim. Deli, garip. Özür dilerim, başka bir şey hakkında düşünüyordum. İstediğin kitabı aldım. Ben bitirdim, artık senindir. Acaba o kitaptan mı etkilendi ya? Bütün hislerimi de bir mektuba yazdım. Okuduğun zaman bana haber ver, tamam mı? Oha, çok iyi sahne. Bütün düşünceleriyle, kendi edilen kötü laflarla, biriktirdiği düşüncelerle şu an gidiyor Maya. Çok iyi değil miydi? Evet, o kitap neredeydi? Kitap neredeydi? Bu mu? Ettenstadt. Bir cadı tarafından lanetlenen kasaba. Burada bir tarikat varmış. Kasabayı ele geçirmişler ve lanetlemişler. Cadı ise bir Japon kadınmış. Ve 1930'larda burada bayağı bir etkisini göstermiş. Araştırmacılar buna inanıyorlar. Kadın takip edilmiş ve öldürülmüş. Ölmeden önce de kasabayı lanetlemiş. O zaman bu bir lanet. Ama neden ben? Neden lanetlenen kişi o, ben olmalıyım? O da ilginç. Evet Maya, buldun mu? Lütfen, bu senin lanetin mi? Buldun mu? Find what in a place like this? Böyle bir yerde ne bulmamı bekliyorsun? Kitabı mı bulacağız acaba, ne yapacağız?
Öyle bir bakıyorum da. Ah, şurada bir kitap var. Ettenstadt. Evet, 1930'lar Almanya'sında Ettenstadt diye bir kasaba var ve bu kasaba genelde zenginlerin ve ekonomik durumu yerinde olanların genelde gittikleri bir yermiş. Bu başarının ardında da bir Japon kadın var ve mistik güçleriyle bu gelen misafirleri eğlendiriyormuş. Ve bu kadın genelde Uzak Doğu'nun cadısı olarak biliniyor. Ve Alman insanları tarafından da, Almanlar tarafından da çok seviniyormuş. Ama 1947'de bu entel kişiler büyük ekonomik zorluklar içine girmişler. Büyük yangınlar çıkmış ve fabrikalarını kaybetmişler. Doğu'nun cadısı olarak bilinen kadın da hastanelik olmuş ve hastanenin çatısından atlayarak kendini öldürmüş. Bu cadının bilinmeyen bir hastalığı varmış ve bu yangınlar da onu buna zorlamış deniyor. Bazı vatandaşlar nedense farklı düşünüyorlar ve bu cadının, her şeyin bu cadının suçu olduğunu düşünüyorlarmış. Ama bununla ilgili herhangi bir kanıt yokmuş. Allah Allah. Genelde her şey böyle kötü olan şeyleri bahane bulmak amacıyla bir kadın seçilir ve o da cadıdır ya. Acaba öyle bir olay mı oldu? Ne dersiniz? Bir şey daha bulmamız gerekiyor. Ama ne? Şunu okuduk. Şunu okuduk. Bu kitabı da okuduk. Böyle bir geçelim de. Bizim bir şey daha bulmamız lazım burada. Neyi kaçırıyoruz? Aha. Burada bir kitap için bir boşluk var. Ben bunları biliyorum sanırım. Evet. Kütüphaneden aldığımız bir kitap bizim dolabımızda duruyor. O kitabı aldık zaten evden. O değil miydi o? Hayır, olamaz diyor. İşler karıştı. Şimdi çıkabilecek miyiz? Evet. Maya'nın içinde biriktirdiği düşünceler çok kötü ya. Onu hisset. Neden hep bu oluyor? El izleri geldi. Maya'yı daha önce hiç böyle görmemiştim. Emily, Anita iyi misin? Ben için endişeliyim. Önemli değil. Maya hakkında düşünüyordum. Bunu biliyor musun bilmiyorum ama Maya okulda çevresinden ciddi bir şekilde kötü sözler duyuyordu ve bully ediliyordu. Biliyorum.
Ama o bunları takmadığını ve iyi olduğunu söylüyordu. Ve ben de bu konuyu daha fazla açmadım. Ama sanırım artık çok geç. Neden ölmeden önce hiçbir şey söylemedi ki? Neden benimle konuşmadı? Keşke benimle konuşsaydı. Belki beni bir arkadaşı olarak görmedi. Bu doğru değil. Doğru değil. Sınıfa girebiliyor muyuz sınıflara? Hayır. What? Yalancı diyor. Liar. Bir dolap var. Benim dolabım. Neden kilitli acaba? Görmek istemediğim bir şey mi var acaba? Şifreyi bilmiyorum. Şifreyi bilmiyorum. Bunu öğreneceğiz galiba. Burada bir şey var mı? Bakalım şöyle. Sadece yalancı diyor. Şuraya bakalım. Aa, duvarda iki var. İki değil mi o? İki. Dur, iyice bakacağım her yere ama şu dolapları bir. Maya's locker. Bu da Maya'nın. No, it's not here. Ama kitap burada değil. Daha önceden de burada değildi. Bilet var yalnız. Evet, burada bir bir var. Bir. Bir sıfır. Ya da şöyle bakalım, sıfır. Sıfır üç. Sıfır üç. Burada değil miydi? Sıfır üç. 10 2 0 3 12 salladım. 0 3 10 2 Aha, doğruymuş. Here it is. What's this letter? Was it inside the book? Kitabın içindeki Maya'nın yazdığı notu bulduk şu an. Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? To be beautiful and dignified for a fleeting moment, simply by letting go of life. Daring to bloom, knowing it won't last. And so falling in vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty, if only for a moment. Evet, Emily'ye yazılmış bir mektup bu. Sana Cherry Blossom olarak yaşamak istediğimi söylemiş miydim? Güzel olmak, basitliği yaşamak ve hayatın akışında gitmesi. Ama böyle olmayacağını biliyorum. Böyle yaşamayı çok isterdim. Gerçek güzelliği deneyimlemek bir an için olsa bile. I met someone who made me feel different. He showed me a whole new world. Gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Didn't want that from us. In the end, they took my hope from me.
They took him away. Bana kendimi farklı hisseden biriyle tanıştım. O bana yeni bir dünya gösterdi, bana umut verdi ve ben de bana yeni kendimi bulabilecek umutları taşımaya başladım ve bunu tamamen kalbimden hissettim. Ama insanlar bizi anlamadı, bizi istemediler. Sonunda benim bütün umutlarımı aldılar, onu da benden aldılar. Burada o dediği bir erkek, he diyor. Büyük ihtimalle bir sevgilisi vardı. People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different. Hate them. Try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I could run away together, Amelie. Just me and you. İnsanlar diğer insanların içindeki güzellikleri hiçbir şekilde göremiyorlar. Herkesin farklı olmasından korkuyorlar, onlardan nefret ediyorlar, onları parçalamak istiyorlar. Artık bunu kaldıramayacağım. Keşke birlikte kaçabilsek Emily, sadece sen ve ben. Maya Emily'den yardım istemiş. Maya, senin her şeyin var. Benden çok yeteneklisin. Neden? Neden benim yerime Emily'yi seçtin? Hep ben orada değilmişim gibi davrandım. Emily benim arkadaşım. O benim. I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie. Emily benden almaya çalışıyordu. Bana hiçbir şekilde dikkat etmedi. Dikkatini vermedi. Onun kendini öldürebileceğini nereden bilebilirdim ki? Oğlum biz mi bir şey yaptık acaba? Kapıya doğru devam edelim. Burası açılmıyor. Bir şey daha mı var acaba ya? Hepsi senin suçun. Eyvah, yine peşimize düşecek belli oldu. Geliyor mu vallahi, bakmaya korkuyorum ama. Henüz yetişememiş olabilir. Ama önümüze çıkıyormuş değil mi? Allah! Oh! Oğlum ya, başka bir şey dileseymişim. Nasıl ya? Haydi. Özür dilerim, çok özür dilerim. Bakın resimlere göre falan mı hareket edeceğiz acaba? Tamam, geliyor. Şu an geliyor.
Sağlam geliyor hem de. Oo, çok hızlı geliyor. Oo. Oo. Allah, dağıldım. Dağıldım. Hadi hadi hadi. Hadi lütfen. Hadi artık lütfen. Çıkmaz burası. Çıkmaz. Ya lütfen. Lütfen. Aa, bu ne böyle ya? Lütfen birisi beni fark etsin lütfen. Biz bir yere düştük ama nereye düştük arkadaşlar? Ah. Lütfen. Oh. Maya, sonunda anladım. Benden neyi bulmamı istediğini anladım. Anita, what's up? I'm so sorry, Amelie. Çok özür dilerim, Emily. Maya died because Maya öldü çünkü onu ben öldürdüm. What are you talking about? Neden bahsediyorsun sen? Maya ve sen birbirinize mektup gönderiyordunuz değil mi? Evet. Ama sonra Maya çatıdan atladı. Bende olması gereken bir kitap vardı. Nasıl yani? Onun içinde sana gönderilmiş bir mesaj vardı. Bunu bana niye söylüyorsun Anita? Ben Maya'yı kıskanıyordum ve seni benden alacağını düşünüyordum. Annem haklıydı. Ben hiçbir zaman doğmamalıydım. Anita, bekle, sakin ol. Önce yine uyanacağız. Şimdi Maya ve Emily yazışırlarken son mektupta Anita kıskançlığı sebebiyle o mektubu ona göstermiyor. Orada esasında Maya bir şekilde kendini öldüreceğini ima etmiş. Belki orada durdurulabilirdi diye düşünüyorum. Ama ben binadan atlamıştım. Nasıl olur? Aa, nasıl ya?
Kendimizi görüyoruz şu an. Ölsem bile bu bitmeyecek değil mi hiçbir zaman? Bunun tekrar tekrar daha ne kadar yaşamam gerekiyor? Maya'dan bir mesaj daha geldi. Buldun mu? Beni affetmeni nasıl sağlayabilirim? Lütfen Maya söyle bana. Neden hiçbir şey söylemiyorsun? Bu da kara delik gibi bir şey. Şurada bir yazı var. 4 Şubat. Kendimi apartmanın çatısında buldum. Geçen sene buradan atlayıp ölen kızı düşünmeden edemiyorum. Aslında o kızlar burada kendilerini öldürdüler. Tüm o gençler, insanların kendini öldürdüğü ünlü bir nokta burası. Çatıdan bakınca ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Ve bana kendimi uçma gibi bir his geldi o anda. Neden hiç korkmadılar acaba? Kafalarından ne geçiyordu? Onlar acaba bir şeyden mi atlıyorlardı yoksa bir şeye mi atlıyorlardı? Doğru. Gelecek yok. Bakın dışarı çıkayım deme. Umut yok. Gelecek yok. Düş yok. Sessiz onamon. Kendini öldürme rakamları dünyada iyice arttı. Özellikle COVID-19'un getirdiği etkilerden dolayı ülkeler artık bu sorunla baş etmeye çalışıyorlar. Bunlar gerçekten hisli ve değişik havalar ve kendine olan bilinçlilik azalmış durumda. Bu bir şekilde Silent Hill phenomenon olan olarak geçiyor. Ünlü Amerikan kasabası. Vay, bağladı konuyu. Bu teoriyi açıklayan ilk kişi Doktor XXX ve Sherlock XXX Üniversitesi. Onlar da aynı şeyi söylüyor diyor. Psikolojik olarak düzensiz ve hisli olan şeyler illüzyonlara sebep olabilir ve bu yüksek stresle de birleştiği zaman görselleriniz size artık bir sis içerisinde olduğunuzu hissettirebilir. Bu da gerçekle gerçek olmayanı ayırt etmenizi zorlaştırır diyor. Zaman ilerledikçe daha fazla Silent Hill fenomeni görüyoruz. Çok ilginç. O Silent Hill'in kasabasına mı bağladılar? Ne yaptılar? Olayı.
düzenli bir eve geldik. Bu, bekle. Annem ve ben burada yaşıyorduk. Bu bizim evimizin salonu. Şimdi bizim hikayemize geldik galiba. Ne değişik bir tablo değil mi? Tuğlalar var sadece. Annemiz bize niye acaba o kadar kötü davranıyordu? Bir sebebi var mı? Hiç doğmamalıydım falan diyor ya da... Ne olmuş olabilir? 29 Aralık 2011. Onunla sonunda iletişime geçebildim. Onu bir daha görmeyeceğim. Umarım mutlu olurum. Bu benim için bir rüyaydı. Ama her nedense her şeyimi kaybetmedim. Çocuklarım var. Büyütmem gereken ve yaşamıma değer katan meleklerim var. Herhalde eşinden ayrılmış. Aa bakın. Diğer odada sadece şey vardı. Bir şişe vardı. Şimdi ama şişe sayıları artmış. Neden dediğim hiçbir şeyi duymuyorsun? Dinlemiyorsun. İlaçlar. Görüyor musunuz ev bir anda nasıl çirkinleşti? Her tarafta şişeler, bulaşıklar, pislik. Resimler ne kadar hayat doluydu, ne hale gelmiş. Şubat 2012, bir sene geçmiş. Yeni adamım elinde bir pizzayla benim evime geldi. Çocukların kesinlikle bir babaya ihtiyacı var. Ama onu bir şekilde kabullenmiyorlar. Gittiği zaman evden yüzünde garip bir hal oluyor. Yani mutsuz gibi gözüküyor. Umarım benden nefret etmiyordur. 22 Şubat 2012. Kızım ailemizin bir resmini çizdi. El ele tutuşup gülümsüyoruz. Keşke onu da çizseydi. Ama galiba onun ailemize katılmasını henüz istemiyor. Bu yaştaki kızlar genelde böyle olur. Ama yakında kızımın da bu duruma ayak uyduracağına eminim. Bir çocuk nasıl büyütülüyor biliyorum. Ben iyi bir anneyim. Beni büyüten o kahrolası annem gibi biri değilim. Çocuklarımın hiçbir şekilde nefret ve korkuyla büyümesine izin vermem. Of, evin şimdiki haline bakalım. Burası yatak odası. Kadının hayatına yeni birisi girmiş ama çocuklar kabul etmemiş. Ya bir şey farkında mısınız arkadaşlar? Boyutumuz küçüldü. Hani küçüklüğüne gittik ya Anita'nın. Sanki o zamanki boyutlarına indi. Yani öyle hissediyorum şu an. Güzel yapmışlar. Şu an bence çocukluğunu oynuyoruz yani bildiğin. 7 Mart 2012. Yine bize geldi. Yüzünde bir gülümseme ve elinde bir pizza. Kızım pizzadan nefret eder. Oldukça seçicidir. Ona kesinlikle ne yemesi gerektiğini, sevmediği şeyleri de yemesi gerektiğini bir gün öğreteceğim. Çocukken bana da bu şekilde zorla yemek yedirirlerdi ve bundan nefret ederdim. Ama sanırım bunun olması gerekiyor. Çocuklar sonunda onun önünde patladılar. İşten oldukça yorgundu.
ve sadece biraz dinlenmek istediğini söyledi. Bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Ama ben onun için aynı şeyi hissettiremiyorum. Belki onlara yeteri kadar ciddi davranmadım. Ona mutlu bir hayat vermekle yükümlü olduğumu biliyorum. Bu birazcık zor olacak. Ama beni biraz... Aa, olaya bak. But maybe if they don't see the light for a while, they'll find it. Şimdi kızlarından bahsediyor. Eğer ışığı belirli bir süre görmezlerse sonunda onun içindeki ışığı göreceklerdir. Nisan 12. Bir şey söyleyeceğim. Kadının boşandıktan sonra hayatına biri giriyor ama çocukları onu kabul etmiyor. Öncelikle çocuklarına karşı annelik görevlerini çok iyi bir şekilde yerine getiriyor ama adamın çocuklardan rahatsız olduğunu hissediyor ve adamı da mutlu bir hayat vermek istiyor. O yüzden çocuklarıma karşı acaba çok zorlayıcı değil miyim? Onları çok mu serbest bırakıyorum, şımartıyorum gibi bir algıya bürünüyor anneleri. Evet, şu an kesinlikle çocuk boyutlarındayız arkadaşlar. Kapı koluna bile gelmiyor boyum yani. Okuduk biz bunu. Bir şey daha var. Ha, yerde resim var. Bütün hayatımı size adadım. Kadın da kapayacak. Of, ev ne hale geldi arkadaşlar. Of. O ne ya? İçinde bir şey mi var onun? Oh. Canlı bir şeyler var bunların içinde. Fare falan olabilir. 9 Mayıs 2012. Her şey onunla dışarı çıktığımda iyi gidiyor. O benim çocuklarım hakkında biraz kafası karışık. Onlara çok fazla oyuncak ve kitap da alıyor. Ve onları meşgul etmek istiyor. Genellikle dışarı çok çıktığım için ev biraz kirlendi, pislendi. Temizlemem gerekiyor. Ama herhangi bir enerjim yok. Hiç enerjim yok diyor. 25 Mayıs. Çocuk koruma merkeziyle iletişime geçtim. Apartmandaki komşularım da gece geç saatlerde bir çocuğun ağlamasını duyduklarını söylüyorlar. Onlar ne bilir ki? Bu arada sevgilim beni son zamanlarda aramadı. Acaba yalnız kalmak benim kaderim mi? Herkes hayatından zevk alırken ben hem çalışıyorum hem de çocuklarımı büyütüyorum. Neden kötü insan benim? Belki çocuklarım olmasaydı arkadaşlarımla bu yaz tatiline gidebilirdim. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Duvarlara tırmanıyor gibiyim. Şeyde ne derler ona? Dolapta ne olduğunu biliyorum ama bakamıyorum. Sadece mutlu olmak istemiştim. Bunda ne var? Artık bittim. Evet, ağlaması. Öf, böcekler falan. Sakın dışarı çıkayım deme. Oğlum bunun içinden çıkmasın bir şey. Sevgili Krista Leonard. Bizden herhangi bir geri dönüş almak için aradık ama bir geri dönüş alamadık. Bu çok önemli bir konu. Alman yasasının 1631.
yasası ve ikinci bölümüne göre çocuklarınızı sizden almamız gerekiyor. Eğer bu konuyla ilgili herhangi bir itirazınız varsa bizimle hemen iletişime gitme. Ha, çocuklarına devlet iyi bakılmadığı için alıyor kadından. Abi evin pisliğine bakın. Anita mı acaba bunu yaşadı? Çocuklardan biri buzdolabında bulundu ve anne tutuklandı. 4 Ağustos 2012. Bir çocuğun cansız bedeni evin buzdolabında bulundu ve 41 yaşındaki anne çocuğun cesedini sakladığı için tutuklandı. Çocuklarını cezalandırmak için anne onları sürekli dolaplara kilitliyordu. Ve ertesi gün herhangi bir şekilde şey olmadığını, çocuğun hareket etmediğini görünce çocuğun vücudunu buzdolabına koydu. Otopsiyle daha fazla kanıt bulunacağından inanılıyor. İncelemelere göre kız kardeş komşunun evine gitti ve polisi aradı ve annesini ele verdi. Dedektifler eve geldiklerinde buzdolabında çocuğun kardeşinin yani cesedini buldular ve anneyi tutukladılar. Anne de suçunu itiraf etti. İnanamıyorum ya. Burada kilitliyormuş arkadaşlar çocukları. Lütfen beni buraya kilitleme. Lütfen anne, lütfen. Hepsi senin suçun. Kötü şeyler hep senin yüzünden oluyor. Hiç doğmamalıydın. Sen bir benim için cezasın. Annemden bana geçen bir lanetsin. Evet, işte bu. Gerçekten bu sebep bu. Annem bana bağırıyordu, beni kilitliyordu. Ve seni benim rahmime koydu ve ben de sana yaşam verdim. Anne özür dilerim. Bu kadar kötü ya. Anne lütfen beni buradan çıkar. Lütfen beni burada bırakma anne. Lütfen beni burada bırakma. Ben bir lanetim. Ben size her şeyin iyi olacağını söylemiştim. Çok ağır ya, değil mi? Ben hatalısın anne. Ben senin kızınım. Ve senin gibi ben de lanetliyim. Seeing this room here in the villa. Apartmanda bu yeri neden tekrar görüyorum? Bu yeri unutmak için zaten çok uğraşmıştım ben. Uf, bebeği buraya koymuş arkadaşlar. Temsili tabii bu. Bence çıkalım buradan. Burası beni rahatsız etti. Bir dakika, buraya mı geliyor? Oo. Evet, buraya geliyor. Çıkmaz mı burası? Thank you.
hiding inside. İçeride ne saklıyorsun? Oh! Hayır! Gördüğün şeyi beğendin. Geliyor. Ne oluyor? Bu kadar uçuyor. Burası gitti. Hayır. Öldüm. Kesinlikle öldüm. İyi gelmiştim ya. Haydi gel bakalım. 105 dedi mi üzüm kafa? Arkadaşlar bu resimleri buldukça o kapının kilitleri kırılıyor. Dolayısıyla bulabildiğimiz kadar resim bulmamız lazım. Herhalde 4-5 tane falan bulacağız. You're into art, right? You could audit an art class. Dolaşabildiğimiz kadar dolaşacağız ya. Yapacak bir şey yok. Burada bir şey var mıydı? Numarasız kapılara girmeye gerek yok. Ya. Vallahi geldi. Aha bizim çocuklar. Dur şuraya bir deneyim ya. 107. Deneyim. Evet bir tane daha. Bir tane daha bulmamız lazım gibi. Ya da 3 tane. Gelsin bakayım nerede o? Görüyorum şu an. Aa geliyor. Hmm.
şuradan bir girelim ya. 107'ye girmiştik. 110'a girmiş miydik, hatırlayamadım. 111 biliyorum ya. Geldiğim yer burası. Burada da bir şey var. What are you hiding inside? Bir tane kaldı. Bir tane bulmamız lazım. Beni rahat bırak anne. Uzun ikiye girmiş miydik ya? Ha geliyor. Allah, olmadı bu ya. Oğlum feci yıktın ha. Kapıda ne var ya? Ne? Yüz. En baş burası ya. 101 en baş galiba. 102. 103. Demiyorum ki. 104 mü? Hayır tabii ki ya. Nereye girmedik biz ya? Hayır, buradan değil. Buradan değil. 212. En başa döndürdü bizi ya. Allah çıldıracağım, nerede burası ya? Buraya girmiş miydim? Hatırlayamadım buraya. Aha! Evet, kapıyı açtık.
Vallahi açtık. Şimdi ana kapıyı bulmamız lazım. Eyvah. Kesin işimizi zorlaştıracak. ...112'ydi değil mi? Şimdi ana kapıyı bulamayız ha. Çıkmasın bir anda karşımıza. Abi sondaki kapıya gidiyorum ya. Ölümüne... Hayır. İşte bulduk be. Oh. Ne zorladı ya. Hayatımın sonuna kadar yalnız mı kalacağım? Vallahi hiç yalnız değilsin ya Anita. Oh. Evet. Ne diyor? 13 Mart. Yaklaşık saat 1'de ayın 12'sinde sabaha karşı yani ünlü grafiti sanatçısı Maya Ako Hindenburg Kettenstart'taki apartmanda ölü bulundu ve hastanede ölüm ilanı yapıldı. 18 yaşındaki kızın ölümü herkesi şoke etti. Yetkililere göre ölüm sebebi intihar olarak gözüküyor. Ne diyor başka? Bir şey yok. Wait. She killed herself half a year. Bir dakika. Kendini And that means yani 6 ay önce falan mı öldürdü? O zaman ben onca süredir burada mıyım? Beni affetmen için daha ne yapmam gerekiyor? Lütfen. Bunu sona erdir. Ölmeme izin ver. Ne oldu? Bu çocuğa ne yapmışlar acaba ya? Sevgilisine. Bu ben miyim? Bunu ne zaman çizdi? Ben kızlara gizli şeylerini göstermek istiyorum. Onların istekleri. Sen içinde ne saklıyorsun? İnsanların düşündüklerini boş ver. Be proud. Kendine gurur duy. So, she didn't notice. O beni fark etmiş. Şubat. İşime daha fazla kararlılıkla devam etmeye karar verdim ve çatıdan atlayan kızlar hakkında bir resim yapmak istiyorum. Onlara burada hatırlanmaları için bir şey bırakmak istiyorum. Genelde ilham alacağım herhangi bir şey olmaz ama bu işe kendimi oldukça adayacağım. 4 Mart. Çatı bölümü tamamlandı gibi. Sanırım sonunda başaracağım. Ama bunu tamamladıktan sonra ne olacak? Bundan daha iyi bir şey bulabilecek miyim? Daha ne kadar ünden ve gururlanmadan zevk alabileceğim ki? Resmi çizmeye karar vermiş buradaki kızların anısına.
Çatıdan atlayan kızların arasına. Resim çizmeye karar vermiş ama sonra bunu tamamladıktan sonra ne olacak diyor. Yani bir şekilde sıkılmış mayada. Aha. Bu ne? Oyuncaklar var. I was so happy when my mom Annem benim ilk resmimi beğendiğinde çok mutluydum. I could have had a different life too. I guess farklı bir hayatım olabilirdi. Belki biri beni sevebilirdi. Ama sen beni fark ettin. Fark edeceğini hiç düşünmemiştim. Emily, ne yapmam gerekiyor? En sonunda beyaz ışığa doğru yürüyoruz yani. Allah'ım ya. Anita, ne yapıyorsun? Emily, çok özür dilerim. Ben kahrolası bir insanım. Bunu yapacağın hakkında herhangi bir fikrim yoktu. Ne hakkında düşünüyorsun? Bir şey mi oldu? Kendimi görünmez sanıyordum. Ama artık önemi yok. Her kimse ne derse desin, dinlemedim. Ama sen ve Maya... Beni gerçekten fark ettiniz. Daha önceden bunun farkında olmam gerekiyordu. Anita, bekle. Şu an neredesin? Teşekkür ederim Emily. Benim için her zaman oradaydın. Maya'ya özür dilemeye gidiyorum. Bekle. Sakin ol Anita. Biri ya. Aha, mesaj geldi. Hadi yarın alışverişe gidelim, konuşabiliriz sadece ikimiz. Aklımızdakilerin hepsini birbirimize söyleyelim. Gitme Anita, lütfen beni terk etme. Aha. Oo, bir anda. Vay, çok güzel yapmışlar. Renklendi ortam. O kötü sözler gitti. Anita, ben senin için buradayım. Başkalarıyla bağlantı kurmaya çalışmak zayıflık işaretidir. Bu bir kaçmaktır. Güçlü hayvanlar gruplar içinde yer almazlar. Yalnız başına hareket ederler. Ve hayatta kalmak için sadece kendilerine ihtiyaçları vardır. Kendilerine ihanet edenler ise hep grup halinde dolaşırlar ve çaresizlerdir. Böyle yaşamanın hiçbir anlamı yok. Ama artık umurumda değil. Sadece birinin beni anlamasını istiyorum. Sevdiklerim için
ve beni sevenler için. Yoluma devam edeceğim ve hiçbir şekilde arkama bakmayacağım. 18 yaşındaki kendime. Evet. Oyunu bitirdik. Uzun zamandan sonra bir Silent Hill oyunu. Psikolojik bir korku oyunu. Tabii daha önceden çok fazla psikolojik korku oyunu oynadım ama bunun yeri farklı. Çünkü yani en çok derine giren, psikolojiyi en çok yorumlayan oyunlardan bir tanesi oldu. Güzel bir konu işlenmiş. Yani o çaresizlik, kendinden uzaklaşma diyelim. Gayet güzel bir oyundu. Oyunun başında söylediğim gibi yani Silent Hill'deki karakterler zaten 1, 2, 3, 4 falan vesaire. Oradaki ana yaratıklar bu psikolojinin bozukluğundan etkilenen duyguların vücut bulmuş şekliydi. Yani o gördüğümüz karakter de esasında bizim oluşturduğumuz tüm kötülükleri içinde barındıran bir canavardı, bize saldıran. Sonunda kilitlerimizi kırıp biz de yaşamaya devam ettik. Emily için, dizi sevenler için gerçekten güzel bir oyundu. Silent Hill 2 Remake'i o zaman sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım bu oyunu sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki korku oyununda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve her zaman kendinize gurur duymaya devam edin.